Pekala. Merhabalar arkadaşlar. Bugün limit konumuza devam ediyoruz. Limit değerinin bulunması, Evaluation of a Limit alt başlığıyla devam etmekteyiz. Şimdi birinci örneğimizde Q eşittir GV 2 artı V kare gibi bir şeyimiz var, bir fonksiyonumuz var. Yani Fx eşittir 2 artı X kare vereceğine GV eşittir 2 artı V kare vermiş, hiçbir farkı yok. Burada limit Q x sıfıra giderken soruluyor bize. Şimdi ne demek? Bir defa soldan limit ve sağdan limine bakalım. Ondan sonra da bu soldan limit ve sağdan limit eşitse limitin bu olduğuna karar verelim. Yok değilse de ya da sonsuzsa bu limitler, ona göre de limit olmadığına karar verelim. Yapacağımız iş bu. Şimdi soldan limit deyince o V'ye sıfıra gidecek, sıfırdan daha küçük değerlerden gidecek. Soldan demek o, yani sayı doğrusu üzerinde düşünürsek, işte sıfırı ortaya koyarsak sıfırdan daha küçük eksi değerlerden başlayarak sıfır giderse o sırada fonksiyon değeri, yani 2 artı V kare nereye gidiyorsa o işte soldan limit olacaktır. Dolayısıyla burada da şöyle düşünebiliriz. Mesela V'yi eksi 1'den başlatıp eksi 1 bölü 10, eksi 1 bölü 100, eksi 1 bölü 1000 filan diye böyle paydasını büyüterek sıfıra doğru sonsuz küçük yaklaşabiliriz. Ve burada sonuçta sıfırı eksiye, yani sıfıra eksi tarafından gitmiş olur. Soldan limiti bulacağız, bu şekilde bulunur. Dolayısıyla da sıfıra dokunması, sıfıra eşit olması değil, olmaması, ona sonsuz küçük yaklaşması gerekiyor. İşte yaptığımız iş bu. Yani eksi 1, eksi 1 bölü 10, eksi 1 bölü 100, eksi 1 bölü 1000, eksi 1 bölü 10.000, eksi 1 bölü 1 milyon filan böyle gidiyor. O sırada V kare, yani V buysa, V böyle gidiyorsa, V'nin karesi de şu sayıların karesi gibi gidecektir. Yani 1, 1 bölü 10, 1 bölü 10 değil tabi, 1 bölü 100 olacaktır bu. 1 bölü 10.000 olacaktır kareleri diye. 10 kare kökü olsaydı 1 bölü 10 olurdu. Burada 1, 1 bölü 100, 1 bölü 10.000. 1 bölü işte şey ne derler, 1 milyon falan diye gitmesi lazım. Ondan sonra hep kareleri olarak gidecek sonuçta. Yani burada 1 bölü 10 ve 1 şuraya koymadığımız için 1 bölü 10 ve 1 bölü 1 olmayacak ama 1 olacak. 1 bölü 100 olacak, 1 bölü 10 karesi. 1 bölü 10 bin olacak, 100'ün karesi 10 bin. İşte 1000'in karesi 1 milyon, 1 bölü 1 milyon olacak falan böyle gidecek. Ve dikkat edin, yine bu da sıfıra doğru gidiyor ama sıfıra artı tarafından gidiyor. Dolayısıyla V kare sıfıra artı tarafından gittiği için 2 artı V kare de 2'ye doğru gidiyor. V kare sıfıra doğru gidiyorsa 2 artı V kare de 2 artı 2'ye doğru gidiyor. O da artı tarafından gidiyor. Buraya onu da koydum. Yani Q'nün limit değerine, soldan limitine de ne taraftan gittiğini, o artı tarafından gidiyor. Soldan limit derken V'nin o gideceği yere ne taraftan gitti önemli. V veya X işte şeye ne derler, sıfıra eksi tarafından gidiyor. Onun için soldan limit oluyor bu. O sırada 2 artı V kare fonksiyon değeri 2'ye artıdan da gidebilir. Bu bir sorun değil. Çünkü bağımsız değişkenin o hedef değerine ne taraftan gittiği önemli. Sağdan limit de aynı şekilde işte V 1, 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000 gibi pozitif değerlerden başlayarak sıfıra doğru çok yaklaşıyorsa, sıfıra artıdan gidiyorsa, V kare de işte 1, 1 bölü 100, 1 bölü 10 bin, 1 bölü 1 milyon falan diye gidecektir. Bu da yine 1 bölü 10, 1 bölü 1 milyon sayı silmek lazım. Bunlar aynıları değil tabii, kareleri olması lazım. Dolayısıyla da o da sıfıra artıdan gidecektir. Dolayısıyla V kare de sıfıra artıdan gittiği için 2 artı V kare de 2 artıya gidecektir. Yani 2 artı sıfıra, dolayısıyla 2 artıya gidecektir. 2'ye artı tarafından, yani 2'den büyük değerlerden çok yaklaşıp ama dokunmayacaktır. İşte sağdan limitte V sıfıra pozitif değerlerden başlayarak giderken, sağ tarafından yani daha büyük değerlerden başlayıp sıfıra doğru giderken 2 artı V kare de 2'ye gidiyor yine artıdan. Ve burada şu iki şeyde, iki limitte, soldan limit ve sağdan limit ikisi de eşit olduğu için bunun hangisinin ne taraftan gittiği önemli değil, bire eksi tarafından da gidebilirdi. Yani fonksiyon değerinin hangi taraftan gittiği önemli değil. Fonksiyon değerinin ikisinde de aynı değere gitmesi önemli. İki taraftan da aynı değere gidiyor. Soldan ve sağdan limit aynı. Dolayısıyla limit Q V sıfıra giderken, X değil tabii, V sıfıra giderken olacak. Eşit 2 olacaktır bu durumda da. Şimdi bu arada dikkat etmemiz gereken şeyler var. V N'ye doğru gidiyor. Bir reel sayıya doğru gidiyor. Ama V
hiçbir zaman n'ye eşit değil. Hatta bu n noktası, yani onun gittiği bu nokta, mesela buradaki sıfır, fonksiyonun tanım kümesinde bile olmayabilir. Fonksiyonun tanım kümesine ait olmayabilir. Dedik ya, ortada bir çukur olabilir ama o çukura düşmeyeceğiz. Sonsuz küçük yaklaşım. Limit bu. Dolayısıyla da o gittiği yerin, buradaki sıfırın mesela örnek olarak n burada sıfır. O n değerinin, v'nin gittiği o n değerinin şeyde olması gerekli değil. Fonksiyonun tanım kümesinde olması gerekli değil. Aynı şekilde fonksiyonun gittiği o limit değerinde fonksiyonun değer kümesinde, görüntü kümesinde olması şart değil. Orada tek bir boşluk, bir nokta olabilir. Ama o noktaya sonsuz küçük yaklaşabildiğim sürece sorun yok. Yaklaşamazsam ayrı. Onu göreceğiz. Şeylerini zaten gördük. Bir takım geometrik yorumlarını, yaklaşamamızın ne demek olduğunu da göreceğiz biraz sonra. Şimdi ikinci örnekte Q eşittir GV eşittir 1 eksi V kare bölü 1 eksi V. Limit yine V bu sefer 1'e giderken. V 1'e giderken limit Q nedir? Burada sunumda doğru bunlar üstüne çıkmış. Burada buraya aktarırken üstüne çıkmış. Aslında limit Q diye burada görünüyor. Pekala. Şimdi V 1'e gidecek. Bir defa bir değeri fonksiyonda tanımlı mı? 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1. 0 bölü 0. Bir defa buradaki n eşit 1 sayısı, yani v'nin bağımsız değişkenin gittiği sayı, fonksiyonun tanım kümesinde değil. Fonksiyonu tanımsız yapıyor bu sayı. 1 eksi 1'in karesi 1, 1 eksi 1 0. 1 eksi 1 de 0, 0 bölü 0 tanımsızlık. Paydanın 0 olması tanımsız yapar fonksiyonu. Dolayısıyla bu fonksiyon n eşittir 1 noktasında, yani v eşittir 1 noktasında tanımlı değil. Tanımsız. Peki bu bir sorun mu? Hayır, limit açısından sorun değil. O noktaya sonsuz küçük yaklaşabildiğimiz müddetçe yine limit alabiliriz. V 1'e giderken demek, V 1'e eşit demek değil, V 1'e eşit değil. O sonsuz küçük yaklaşıyor ama eşit olmuyor demektir. Dolayısıyla da evet, 1 eksi V kare 0'a gider, 1 eksi V 0'a gider. Fonksiyon kendisi de 0 bölü 0'a gider. Ama V 1'e gidiyor demek, V eşit değil 1 demektir. V eşit 1 demek değildir. Ve 1'e sonsuz küçük yaklaşıyor ama hiçbir zaman eşit olmuyor. Eşit olmadığı müddetçe de o zaman bu fonksiyonu sadeleştirebilirim ben. 1 eksi V kare bölü 1 eksi V'yi, 1 eksi V kare biliyorsunuz 1 eksi V 1 artı V gibi, ya da 1 artı V 1 eksi V gibi çarpanlarına ayrılabilir. Aşağıda da 1 eksi V var. V eşit 1 olduğu zaman bunu sadeleştiremem, tanımsızdır. Ama V 1'den farklı olduğu her değerde bunu sadeleştirebilirim. Yani şu şeyin, bir eksi v'nin sıfır olmadığı müddetçe sıfırla sadeleştiremem. Onun haricinde paydanın sıfır olmadığı her yerde, fonksiyonun tanımlı olduğu her yerde bunu sadeleştirebilirim. Ve v 1'e ne kadar yakın olursa olsun eşit olmadığı müddetçe bu sadeleştirmeyi yapabilirim. İşte bunların şeyi, ilginç tarafı burada, limitlerde. Dolayısıyla bu sadeleştirmeyi yaptığım zaman fonksiyon geriye 1 artı v fonksiyonu kalıyor. Bir doğrusal fonksiyon kalıyor. Bu fonksiyonu çizsek x artı 1, yani x sıfırken birden geçen ve bir eğimiyle yükselen artan bir doğru şey, tal bir fonksiyon, bir doğrudur bu. Ve tam v eşittir bir noktasında veya x eşittir bir noktasında orada bir ufak delik vardır, bir şey vardır. Orada tanımlı değildir fonksiyon, tek bir deliği vardır o fonksiyonda. Tek bir yuvarlak çizmemiz gerekir oraya, boş bir yuvarlak çizmemiz gerekir. Onun haricinde her yerde fonksiyon tanımlıdır. V birden farklı olmak kaydıyla da, V 1'e gidiyor demek, V eşit 1 demek değil, V 1'den farklı ama sonsuz küçük yaklaşıyor demek. O zaman bu sadeleştirmeyi yaparım. O zaman V'nin 1'den farklı olduğu her yerde bu fonksiyon 1 artı V fonksiyonuna eşittir. Dolayısıyla da V 1'e doğru giderken bu da 1 artı 1'e, yani 2'ye doğru gider. Dolayısıyla da limit Q V'ye, V 1'e giderken 2'dir. İster sağdan gidelim, ister soldan gidelim. Burada ayrıca bakmışız sağdan mı soldan mı diye. Ama pekala bakabilirdik de. V1'e sağdan gitseydi bu 1 artı 1, yani 1'e daha küçük değerlerden, mesela 0,8, 0,9, 0,10 filan, 0,100, 0, bilmem ne şey, pardon, 0, işte neyse, 1'e doğru gidecek. 0,99, 0,999 öyle gidecekti. Dolayısıyla da bu da 2'ye doğru sonsuz küçük yaklaşacaktı. 2'den küçük değerlerden. V1'e artı tarafından giderken, yani V 1,1,0, 1,0001 falan gibi böyle yaklaşırsa da, bu da yine 2'ye gidecekti. 2'den mesela 2,1, 2,01, 2,001 falan diye 2'nin büyük değerlerden. Ama sonuçta her iki taraftan da 2'ye gidecekti bu. Dolayısıyla bu fonksiyonun limiti V 1'e giderken 2'dir.
limit Q V1'e giderken 2'dir işte. Gördüğünüz limit o nokta dokunmak değil, sonsuz küçük yaklaşmaktır. Şimdi bir başka örnek. Örnek 3, Q eşittir GV eşit 2V artı 5 bölü V artı 1. Limit Q x sonsuza gider. X değil tabii, V sonsuza giderken olacak. Burada hep şeyden fonksiyon kullanıp bunları yaptığım için orada x diye kalmış. Halbuki V demek lazım burada. Dolayısıyla limit V artı sonsuza giderken limit Q fonksiyon değeri, şunun değeri nereye gidiyor? Soru bu. Peki ne yapacağız? V sonsuza giderken 2V de sonsuza gider. İki kere sonsuz da sonsuzdur. Sonsuz yani öyle bir şey yok sonuçta. Sonsuz sonsuza gider. 2V artı 5 de artı sonsuza gider. Keza V de sonsuza giderse V artı 1 de sonsuza gider. Dolayısıyla bu yine sonsuz bölü sonsuz gibi, artı sonsuz bölü artı sonsuz gibi bir tanımsızlığa doğru gidebilir. Gider daha doğrusu. V artı sonsuza giderken. Ne yapacağız? Bu tanımsız. Yukarısı 2 diye daha fazla sonsuza gidiyor diye bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Yukarısı da sonsuza gidiyor, aşağısı da sonsuza gidiyor. Pay da sonsuza, payda da sonsuza gidiyor. Dolayısıyla bu fonksiyon da sonsuz bölü sonsuza gidiyor gibi görünüyor şimdi. Ama bu ifadeyi dönüştürebiliriz. Ne yaparız? 2V artı 5'i 2V artı 2 artı 3 şeklinde yazarız. Aşağıda V artı 1 kalır. Yani 2V artı 2 artı 3 bölü V artı 1 şeklinde yazarız. Bunu da 2 kere V artı 1 artı 3 bölü V artı 1 gibi yazarız. Dolayısıyla da 2 V artı 1 ile V artı 1 sadeleşir. Burası 2 olur. 3 bölü V artı 1 de artı 3 bölü V artı 1 olarak bir kalıp olarak kalır burada. Dolayısıyla bu şeyi sadeleştirdiğimiz zaman, bu ifadeyi 2 V artı 5 bölü V artı 1'i sadeleştirdiğimiz zaman 2 artı 3 bölü V artı 1 bölü buluruz. Şimdi V sonsuza gidiyor, artı sonsuza gidiyor. V artı 1'de payda, artı sonsuza gidiyor. Yukarısı sabit. Sabit, aşağısı sonsuza gidiyorsa bu ifade sıfıra gider. 3 bölü V artı 1 sıfıra gider. V artı sonsuza giderken 3 bölü V artı 1 sıfıra gider. O takdirde de bu 2 artı 3 bölü V artı 1, yani şu Q de 2 artı sıfıra, yani 2'ye gider. Bakın eşit demiyoruz, gider diyoruz. Hep oklar var burada. Limit eşit evet, ama Q oraya doğru gidiyor. Q eşit değil, limiti eşit 2'ye, yani sınır değeri oraya doğru gittiği değer 2'ye eşit. İşte burada da V sonsuza giderken Q 2'ye gidiyor. Limit Q x sonsuza ya V artı sonsuza giderken işte 2'dir şeklinde buluruz. Şimdi limit kavramına biçimsel bir bakış. Formal view of the limit concept. Burası ilginç ve soyut göreceğiniz gibi. Dikkatinizi lütfen çok iyi verin buraya. Dediğim gibi bu dönem belki en soyut, en zor anlaşılması şeyi zor olan konusu. Lütfen tüm dikkatinizi buraya verin ve anlamaya çalışın. Yani en dönemin en şey yerine geldik, en hassas yerine gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi ilkce aralık kavramını hatırlayalım. Muhtemelen çoğunuz biliyorsunuz bunu zaten. Aralık, interval İngilizcesi. Ondan sonra mesela 3-5 aralığı şöyle yaparsak, 3 tarafına yumuşak parantez, 5 tarafına köşeli parantez koyarsak bu ne demek? Bu bir kümedir. Öyle x'lerin kümesidir ki 3 kesin küçük x'ten, x küçük eşit 5'ten demektir. Yani kapalı parantez, köşeli parantez koyduğumuz zaman o taraf dahil x küçük eşit eşit 5 de olmalı. X 5'ten
Tamam, en sonunda geldi galiba. İnşallah. Şeyi ne derler? Slide'da görünüyor. Herhalde şey yapabilir. Buradan devam edebileceğiz. Böyle anlaşılıyor. Evet. Şimdi limit kavramına biçimsel bir bakış, formal view of the limit concept dedik. Aralık kavramı dediğim gibi muhtemelen çoğunuz bunu biliyorsunuz. İngilizcesi interval. Bu işte 3-5 aralığı şu şekilde gösterirsek bunu, bu tarafı uşak parantez, 5 tarafı da köşeli parantez olmak üzere bu ne demektir? Öyle x'lerin kümesidir ki x 3'ten kesin büyük ve 5'ten küçük eşittir. İşte bu demektir. Yani köşeli parantez, içe bakan köşeli parantez kullandığım yerde eşitlik de dahildir. Yani x 5'e eşittir de aynı zamanda veya 5'ten küçüktür. Ama açık parantez yani yumuşak parantez kullandığım yerde x 3'ten buradan büyüktür ama 3'e eşit olamaz. 3'ten büyük tüm değerler olabilir. 3'e eşit değil anlamına gelir. Aynı şekilde burada mesela köşeli parantezde 6 ve sonsuz dersem sonsuz daima açık parantezdir, daima yumuşak parantezdir. Çünkü sonsuza hiçbir şey eşit olamayacağı için yani limitler hariç bir x eşit olamaz. Onun için de x daima küçüktür sonsuzdan. Onun için sonsuz tarafına artı sonsuza da eksi sonsuza da açık parantez yani yumuşak parantez kullanılır. Altıda da köşeli parantez varsa ne demek bu? Bu öyle x'lerin kümesi ki 6 küçük eşit x küçüktür kesin küçüktür artı sonsuzdan diye okuyabiliriz bunu. İşte bunlar yarı açık aralıklardır veya yarı kapalı aralıklardır. Öyle de denilebilir. Semi-open, semi-closed interval İngilizcesi. Yarı açık, yarı kapalı aralıklar. Tam kapalı aralık olursa İngilizce closed interval. Öyle AB aralığı işte şöyle şey yaptığımız zaman iki tarafı da köşeli parantez olsa buna tam kapalı aralık diyoruz. Closed interval. Öyle x'lerin kümesidir ki a küçük eşit x küçük eşit b'dir. Yani her iki uca da eşit de olabilir aynı zamanda. Bunlar da uçlarda kabul demektir bu. A ve b de kabul. X a'ya da b'ye de eşit de olabilir ve bunların arasındaki her değer eşit olabilirse işte bu a b kapalı aralığıdır. Closed interval'dır. Açık aralık open interval ise yine a b açık aralığı. Bu sefer yumuşak parantezlerle göstermişiz. Bu nedir? Öyle x'lerin kümesi ki x büyüktür a'dan küçüktür b'den. A ya da b'ye de eşit olamaz. Onların aralarındaki tüm değerlere eşit olabilir anlamına geliyor bu da açık aralık. Şimdi komşuluk kavramına, neighborhood çok önemli bir kavram. Günlük hayatta olduğu gibi matematikte de önemli bir kavram bu komşuluk kavramı. Dolayısıyla nedir bu komşuluk? Şimdi tanımlayalım matematikteki komşuluğu. Neighborhood İngilizcesi. X0 ve L sayıları, bunlar reel sayılar. Çok küçük delta ve epsilon reel sayıları olsun. Şimdi x0 bizim bir x'in başlangıç noktası neyse o x'lerimizin, değişkenlerimizin başlangıç noktası. L bir şey, L bir reel sayı. Aynı zamanda delta ve epsilon diye de çok küçük reel sayılarımız var. Ve bunlar pozitif. R artı artının elemanları yani sıfırda olamıyorlar. Kesin pozitif. Sıfırdan büyük elemanlar bunlar delta ve epsilon. Sonsuz küçük büyüklükleri ifade etmek için kullanılır bu delta ve epsilon. Sıfırdan birazcık büyük, pozitif ama sonsuz ya çok küçük sayılar olduklarını varsayıyoruz. X0'ın delta komşuluğu dediğimiz zaman burada aslında İngilizcesinde yazsam iyi olmuş ama sığdırmamış zaten. X0'ın delta komşuluğu the delta neighborhood of x0 diye okunur İngilizce'de de. X0'ın delta komşuluğu bu tanım olarak bakın burada 3 eşitler koydum hep tanım bunlar. X0 delta komşuluğu böyle de yazılır. Yani x0 delta'yı parantez içine alıp normal yumuşak parantezde x0 delta komşuluğu. Bu işte x0 eksi delta, x0 artı delta açık aralığıdır. Dikkat edin açık aralık. X0 eksi delta, x0 artı delta açık aralığı. Ne demek? Yani x0 eksi delta'dan büyük, x0 artı delta'dan küçük olacak. Böyle x'lerin kümesine işte x0'ın delta komşuluğu diyoruz. Yani öyle x'ler ki bu x'ler x0 eksi delta'dan büyük olacak, x0 artı delta'dan da küçük olacaklar. Buna işte x0'ın delta komşulu diyoruz. Böyle de gösterir kısaca
her seferinde uzun uzun yazılmaz. X0 virgül delta parantezi diye veya x0 eksi delta, x0 artı delta açık aralığı şeklinde gösterilir bu komşuluk. Aslında bu x0 delta parantezi şeklinde olan daha genel bir ifadedir. Burada sıfır reel sayılar sadece tek sayı ekseni üzerinde şey yapıyoruz ama bu konuştuğumuz kavramlar sadece reel sayılarda değil tüm boyutlu uzaylarda geçerli kavramlar. Yani bunların genellemesi de var ve burada söyleyeceğimiz her şey aslında çok boyutlu uzaylarda da geçerli. L'nin epsilon komşuluğu, burada bir hafif kaymış, aşağıya şey yapmış, sunumda doğru bu. L'nin epsilon komşuluğu dediğimiz zaman da L epsilon paranteziyle gösterilir. Ya da L eksi epsilon, L artı epsilon açık aralığıyla gösterir. Şu küçük e olan Yunan küçüdür, epsilondur. Şu da küçük delta'dır. Delta diye okunur. Bu da epsilon diye okunur. Yunanlar aslında ipsilon diye okuyorlar ama matematikte epsilon diye okunur. E harfi, Yunan E harfi, küçük e. Bu da küçük D harfi. Büyük D biliyorsunuz üçgen şeklinde oluyor. Fark için. Ha şimdi L eksi epsilon, L artı epsilon açık aralığı da demek. X L eksi epsilondan küçük, L artı epsilondan L eksi epsilondan büyük, L artı epsilondan küçük. Bu arada kalan tüm değerler demektir. Bu da L eksi epsilon, L artı epsilon açık aralığı veya L'nin epsilon komşuluğu olarak tanımlanır. Bunlar malzemelerimiz, bunları kullanacağız. Şimdi, limit nedir? Limitin asıl matematiksel tanımı ve komşuluk tanımı. Çünkü limit komşulukla tanımlanır. Diğer bütün tanımlar aslında bunun şeyleri, türevleri veya bunun işte bundan çıkan şeyler. Asıl limit şimdi konuşacağımız şey. V n'ye giderken, n bir reel sayı, v bir n'ye giderken q eşit g v'nin limiti l sayısıdır. Ne zaman bunu söyleyebiliriz? Veya x 0'a giderken öyle de söyleyebiliriz. x 0'a giderken y eşittir işte fx'in limiti l sayısıdır diye de anlatabiliriz aynı şeyi. Ancak ne zaman? Tek şeylik yani tek taraflı gerektirme. L'nin ne kadar küçük olursa olsun seçilen her epsilon komşuluğu için fonksiyonun tanım kümesinde v eşittir n tanım kümesine dahil olmamak şartıyla yani tam o nokta tanım kümesine dahil olmayabilir, olmak zorunda değil, olabilir veya olmayabilir. Olmasa da olur. Bu anlamda koyduk burada eşit şeyi dahil değil. Yani dahil illa dahil olmayacak diye bir şey yok. Dahil olabilir veya olmayabilir. Olmazsa da sorun değil. Onun haricindeki o komşuluktaki tüm noktalar dahil olsa o yeterli. N'nin yani x'in gittiği değerin x0'ın diyebiliriz. Öyle bir delta komşuluğu bulunmalıdır ki n'nin delta komşuluğundaki her v noktasının fonksiyon değeri l'nin epsilon komşuluğunda olmalıdır. Tam bu n'nin fonksiyon değeri olmayabilir. Bu n noktası yani v'nin gittiği, x'in gittiği o özel nokta, özel değer fonksiyonun tanım kümesinde olmayabilir. Ona sonsuz küçük yaklaşabilmesi yeterlidir. Aynı şekilde l'nin de fonksiyonun değer kümesinde olması şart değildir. Ona da sonsuz küçük yaklaşılabilmesi yeterlidir. Biraz sonra göreceğimiz gibi aynı zamanda. Ama bu noktaların yani n'nin delta komşuluğundaki n hariç n'nin o yakındaki artı eksi delta artı delta aralığındaki tüm x değerleri tüm v n değerlerinin fonksiyon değeri l'nin epsilon komşuluğunda yani l eksi epsilon l artı epsilon aralığında kalmalıdır. İşte böyle olursa buna q l yani q'nün limiti l'dir. L q'nün v n'ye giderken limitidir diyebiliriz. İşte limitin asıl tanımı bu. Şimdi bütün bunlar ne demek? Bütün bunlar aslında bir bir benzetmeyle anlatabiliriz. Ben bunu normal derste anlatırken sizlere bir hareket yaptırıyordum. O hareketle anlatıyordum. Şimdi siz de isterseniz aynı şeyi burada yine sanal olarak yapabiliriz. Yapacağımız şey şu. Fotoğraf makinesinin, bir fotoğraf makinemiz var. Şeylerde de var değil mi? Telefonlarımızda da var. Ondan sonra şeyden bakıyoruz. Bakılacak genellikle vizör denilen bir deliği vardır. Elimizde bir elle böyle bir dikdörtgen yaptığımızı varsayalım. Ve bu dikdörtgeni bir fotoğraf makinesinin vizörü olarak düşünelim. Bu vizörden bu şu noktayı da şuradaki NL noktasını
N şurası bakın. N x ekseni üzerinde, v ekseni üzerinde. L de Q yani y ekseni üzerindeki o işte limit noktalar, limit olduğunu umduğumuz noktalar. NL noktası işte fonksiyonun yaklaşacağı yer. Bunun etrafında şu vizörü oluşturuyoruz. Sonra bunu gittikçe küçültüyoruz. Bakın L eksi epsilon, L artı epsilon. Kitabımızda A1, A2, B1, B2 diye anlatmış. Ama normalde matematikte bu şeyin yani iki sınırın farklı olmasına gerek yoktur. L eksi epsilon, L artı epsilon, N eksi delta, N artı delta diye adlandırılır. Yani delta komşuluğu ve eksi epsilon komşuluğudur. Bu değerlerin, bu sınırların birbirinden farklı olmasına gerek yoktur. Delta farklı tabii, delta ile epsilon farklı ama ya da olabilir, olmayabilir, her şey olabilir. Ama L artı epsilon, L eksi epsilon aralığını oluşturmak için yani L eksi epsilon 1, L artı epsilon 2 veya L eksi A1, L artı A2 falan gibi bir şey yapmanın hiçbir gereği yok. Direkt L eksi epsilon, L artı epsilon diye düşünün. Şu L'yi de ortada gibi varsayın. Ben bunu kitaptan aldım. Kitapta farklı şeyler kullanmış. L eksi A1, L artı A2 gibi şeyler kullanmış. Ama hiç gerek yok buna. Çünkü delta komşuluğu ve epsilon komşuluğu diyoruz. Ha, şimdi bu şeyi yani bir düşey olarak bu artı epsilon, eksi epsilon var ya, L artı epsilon, L eksi epsilon. Epsilonu biraz küçültüyoruz. Ne yapıyoruz? Bu L artı epsilon biraz aşağı iniyor. L eksi epsilon da biraz yukarı çıkıyor. Dolayısıyla şu dikdörtgen, vizörü oluşturan şu kareye yakın neyse dikdörtgen biraz dikey şeyde bu boyutta küçülmüş oluyor. Ona karşılık deltayı da biraz küçültüyorum. N artı delta, N eksi delta. Şurada N eksi delta, N artı delta aralığı var ya. Bu deltayı da biraz küçültürsen ona karşılık olarak yatay yönde de biraz daha küçülmüş oluyor. Daha küçük bir dikdörtgen oluyor. Bunu böyle devam edersem küçültür küçültür yani zoom yapar veya şey yapar gibi oraya odaklar gibi en sonunda şu ortadaki noktaya sonsuz küçük yaklaşabiliyorsam o nokta tanımlı bile olmasa burada boşluk dahi olsa o noktaya sonsuz küçük yaklaşabiliyorsam ve bu şey şu fonksiyon Q eşittir G ve Y eşittir Fx fonksiyonu daima bu dikdörtgenin içinde kalıyorsa yani L eksi epsilon, L artı epsilonla N eksi delta, N artı delta'nın oluşturduğu dikdörtgen içinde sürekli kalıyorsa ne kadar küçültürsem küçülteyim bunu veya ne kadar büyütürsem büyüteyim ama büyük değil küçük olması daha ilginç buraya yaklaşabilmek için. Dolayısıyla ne oluyor? O takdirde işte fonksiyonun V N'ye giderken ya da X N'ye giderken fonksiyon değeri de yani y eşittir px ya da q eşittir gv de şuradaki l değerine doğru gidiyor. İşte bakın fonksiyon değerleri her bir n eksi delta'nın fonksiyon değeri ve burası mesela l eksi epsilon diyelim. N artı delta'nın da burası sürekli küçüldükçe burası da fonksiyon hep bunun içinde kalıyor. Dolayısıyla da v n'ye giderken q'nün limiti l'dir ya da x n'ye giderken y'nin limiti ve fx'in limiti l'dir. Burada bunu görebiliyoruz. İşte buradaki tanım şu biraz da soyut olarak verilmiş olan tanım bunu ifade ediyor. N eksi delta, N artı delta aralığı şu x eksenindeki o x'in yaklaşacağı yani v'nin yaklaşacağı bağımsız değişkenin yaklaşacağı yerin etrafındaki komşuluk. L eksi epsilon, L artı epsilon aralığı şu L'nin yani limit adayımızın etrafındaki komşuluk aralık. Bu aralık küçüldükçe yani L eksi epsilon, L artı epsilon aralığı küçüldükçe N eksi delta, N artı delta aralığını da küçültebilmem lazım. Sonsuz küçüklüğe kadar. Ve öyle ki bu aralıkta kalan tüm noktaların fonksiyon değerleri şu şeyin L eksi epsilon, L artı epsilon aralığında kalacak. Sonsuza küçük yaklaşırsam, böyle bu şekilde yaklaşabilirsem en sonunda L noktasına kadar sonsuz küçük yaklaşırım. O nokta boş bile olsa hiç önemli değil. O noktaya sonsuz küçük yaklaşmak önemli, eşit olmak değil. Zaten v fonksiyonun ya da buradaki n değeri fonksiyonun tanım kümesinde olması gerekli değil. Burası boş olabilir. Ama diğer yerler her yerde fonksiyon olacak. Oraya kadar sonsuz küçük yaklaşacağım. İşte limitin tanımı, limitin anlamı budur. Peki, bakın burada daha önceki şeyde bir de önceki derste gördüğümüz şekiller var. Bu şekillere göre şimdi bu tanımı uygulayalım. Bakın buraya şu vizör şeylerini kare gibi dikdörtgenleri yani
epsilon, L artı epsilon ve N eksi delta, şey, N eksi delta, N artı delta ya da X sıfır eksi delta, X sıfır artı delta neyse onları çizdim. Görüyorsunuz burada. Ha, şimdi bu noktaya L eksi epsilon, L artı epsilon, epsilonu biraz küçültürsem düşey olarak birazcık bu dikdörtgeni basık yapmış olurum. O sırada şurası da yatay boyutu da ne eksi delta ne artı delta. Deltayı da küçültebilirim, küçültebilirim. Daha da küçültebilirim, daha da küçültebilirim. Böyle böyle bu kareyi veya dikdörtgeni küçülte en sonunda şu noktaya kadar sonsuz küçük yaklaşabilirim. Dolayısıyla gerçekten de VN'ye giderken fonksiyonun limiti L'dir burada. İşte burada görebiliyoruz. Peki şu ikinci şekilde B şıkkında orada bir sorun var mı? Yok. Fonksiyon bir kırılma yapıyor ama yaklaşmak limit açısından bir sorun yok. Daha sonra göreceğiz ki türevi açısından bir sorun olabilir, sorun var bu nokta, tam o noktada ama türev, yani limit başka, türev başka. Türev kendisi de bir limit ama değişim oranının limiti, fonksiyonun limiti değil. Fonksiyonun limiti açısından hiçbir sorun yok. L eksi epsilon, L artı epsilon aralığını şu dikdörtgenin dikey boyutunu düşünün. Onu kıstıkça, epsilonu küçülttükçe, istediğim kadar küçük bir epsilon seçebilirim. Bunu kıstıkça ona karşılık deltayı da kısabilirim. Deltayı da ona karşılık istediğim kadar kısabilirim. Böyle bir fonksiyonda mesela n eşit epsilona karşılık delta eşit epsilon seçebilirim. Delta küçüldükçe epsilon da küçülür. Daima böyle bir delta bulabilirim. Onun sonucunda da sürekli bu küçüle en sonunda bu noktaya kadar odaklayabilirim. Bu noktaya kadar sonsuz küçük yaklaşabilirim. Yine fonksiyon değerleri daima şu dikdörtgenin içinde kalıyor. Hiçbir şekilde dışına çıkmıyor. Onun için de bu fonksiyonun limiti VN'ye giderken Q'nun limiti D'dir ya da X neye giderken Y'nin limiti D'dir işte. Bu da yine limitin olduğu bir durum. Basamak fonksiyonunda step function bunu da gördük ve bunun limiti olmadığını gördük. Niye? Çünkü soldan ve sağdan limit farklıydı. Böyle bir basamak yapıyordu. Fonksiyon N değerine kadar, X'ler N değerine kadar gelene kadar eksi sonsuzdan L1 değerini alıyordu. N'den büyük değerlerden artı sonsuza kadar da L2 değerini alıyordu. Şimdi burada baştan şu her iki değeri de her iki noktayı da şey içine alabiliriz. Bu dikdörtgenin içine alabiliriz. Ama epsilonu küçülttükçe en sonunda bir yerden itibaren ona karşılık deltayı da küçültürüz. Deltayı da küçültürüz. Ama epsilonu bir yerden sonra epsilon o kadar küçülür ki şu şeyin iki noktanın L1 ve L2 arasındaki noktanın mesafesinden daha küçük bir hale gelir. Yani L eksi epsilon, L artı epsilon bundan daha küçük yazından. Epsilon bir mesafeden daha küçük olursa zaten şu L2 eksi artı epsilon, L2 eksi epsilon L1'in dışında kalır ya da L1 bunun dışında kalır. Yani bu vizör, bu dikdörtgen küçüldükçe L eksi epsilon, L artı epsilon küçüldükçe D de tabii yani N artı N eksi delta, N artı delta da küçülecek onunla birlikte. Küçülebilmesi lazım. Ama belli bir yerden sonra fonksiyonun bir parçası bu şeyin içinde kalırken, bir parçası bu dikdörtgenin içinde kalırken öbür parçası kalmayacaktır. Dolayısıyla da V'nin N'den küçük değerleri için onların fonksiyon görüntüleri bu dikdörtgenin içinde kalmayacaktır. Dolayısıyla da işte limitinin olmadığının bir göstergesi. Limiti olsaydı her zaman bu fonksiyonun iki tarafının da bu noktanın şeyin bu dikdörtgenin içinde kalması gerekirdi. Ama belli bir yerden sonra, belli bir küçüldükten sonra, yeterince küçüldükten sonra bu dikdörtgen yani epsilon yeterince küçük seçersem o zaman deltayı seçersem seçeyim şu L1 parçası bu fonksiyonun dışının bu dikdörtgenin dışında kalıyor. Dolayısıyla da bunun limiti yoktur. İşte bu N ve N'ye giderken fonksiyonun limiti yoktur. Bunu da buradan görebiliyoruz. Peki diğer seçenek fonksiyonun bir tarafının sonsuza gittiği. Yani X mesela V işte N'ye giderken taraftan giderken fonksiyon burada sonsuza gidiyor. V N'ye eksi taraftan giderken de fonksiyon eksi sonsuza gidiyor. Burada ise epsilonu küçük değil, istediğim kadar büyük alayım. Sonsuz olmadığı müddetçe ki epsilon sonlu bir reel sayı, pozitif ama reel sayı. Küçük alırsam zaten dışında kalacak ama büyük istediğim kadar büyük alayım epsilonu ve ona göre deltayı da istediğim kadar büyük alayım. Sonuçta bu dikdörtgen sonlu bir dikdörtgen olacaktır. Ve şeyi de belli yerden sonra daima bu
artı sonsuza giden taraf bu dikdörtgenin dışına çıkacaktır. Eksi sonsuza giden taraf da bu dikdörtgenin dışına çıkacaktır. Dolayısıyla ister artı sonsuz tarafına, ister eksi sonsuz tarafına nereye odaklamaya çalışırsam çalışayım, eninde sonunda fonksiyonun ancak küçük bir parçası bu şeyin içinde kalacaktır, bu dikdörtgenin içinde kalacaktır. Geri kalan kısımları her halükarda, yani x'lere karşılık gelenler, mesela şuradakiler dışarıda kalıyor. Aynı şekilde şuradaki bazı x'ler de, onların görüntüleri de dışarıda kalıyor. Sonsuz tarafa gittiği zaman o zaman belli bir yerden sonra çok büyüyecektir onlar veya çok küçülecektir. Dolayısıyla o dikdörtgenin, yani fonksiyon değerleri dikdörtgenin dışında kalacaktır. Dolayısıyla da bu n artı, burası n ise mesela sıfır noktası, n eksi delta, n artı delta aralığındaki tüm o x'lerin fonksiyon değerleri bu dikdörtgenin içinde kalmayacaktır. Dolayısıyla da bunu işte yani n eksi delta, n artı delta komşuluğunda olması x'in fonksiyon değerinin l eksi epsilon, l artı epsilon aralığında kalmasını gerektirmiyor. Fonksiyon bunun dışına taşıyor. Dikdörtgen dışına taşıyor. Dolayısıyla da burada da işte limit yok. Limitin sonsuz olması da limitin olmamasının başka bir göstergesi, başka bir ifadesi. İşte bunu da burada görmüş oluyoruz. Evet, peki. Şimdi nereye geldik? Evet, şimdi bu dediklerimizin biraz şeyini yapalım, uygulamasını yapalım ve görelim. Y eşittir. Bu arada söylediğimiz şeyler, bu demin anlattığım, demin sözel olarak anlattığım limit tanımının bir de simgesel tanımı var. O da şu. Y eşittir fx fonksiyonu için x x0'a giderken veya x n'ye giderken tüm epsilonlar için, sıfırdan büyük tüm epsilonlar için öyle bir delta, pozitif delta vardır ki, epsilon ve delta küçük pozitif şeyler biliyorsun. Bütün epsilonlar, yani ne epsilon seçersem seçeyim, tüm epsilonlar için, sıfırdan büyük pozitif tüm epsilonlar için öyle pozitif delta vardır ki x'in x0 delta komşuluğunda olması, yani x0 eksi tek boyutlu fonksiyonla çalışıyorsa x0 eksi delta, x0 artı delta komşuluğunda olması, y eşittir fx gibi bir fonksiyonla çalışırken x0 eksi delta, x0 artı delta aralığında olması neyi gerektirmelidir? Y eşittir fx'in, yani fonksiyonun görüntüsünün L'nin epsilon komşuluğunda, yani L eksi epsilon, L artı epsilon aralığında olmasını gerektirmelidir. Tek taraflı gerektirme. Böyle olursa tüm epsilonlar için, seçtiğim tüm epsilonlar için ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olursa olsun, limit bu gerçekleşirse, yani fonksiyon değeri L'nin epsilon komşuluğunda kalırsa, L eksi epsilon, L artı epsilon aralığında kalırsa, o zaman limit Fx eşit L'dir. Ve x, x0'dan farklı olabilir. Yani x0'dan veya n'ye eşit olmak zorunda değildir. Bunu illaki de farklı olacak diye farklı olabilir. O nokta fonksiyonun şeyinde değil. O nokta fonksiyonun tanım kümesinde olmayabilir. Onun için de buradaki x'ler x0'dan farklı. X0'a sonsuz küçük yaklaşıyor sadece. Fonksiyon değeri de l'den farklı. L'ye sonsuz küçük yaklaşıyor. İllaki de eşit olacak diye bir şey yok. Limite eşit olacak. Yani sonsuz küçük yaklaşacak. O delta ve epsilon da işte o sonsuz küçük yaklaşmayı temsil ediyor zaten. Sonsuz küçük aralıkları oluşturuyor. Peki şimdi bu örneklerde görelim. Buradaki şeyler tabii kaymış. Kayınca da bazı şeyleri şey yapmış, kapamış ama sunumda böyle değil bunlar. Bakalım örnek. Şimdi deminki örnekler. Q eşittir. Mesela 1 eksi v kare bölü 1 eksi v'nin v birden farklı olduğu zaman 1 artı v olduğunu ve bunun limit q'nün v1'e giderken 2 olduğunu gördük. Demin bulduk bunu. Peki bu tanıma uyuyor mu bu? Yani limitin komşuluk tanımıyla bunu sağlayabilir miyiz? Q eşittir gv fonksiyonu, yani şu fonksiyon işte 1 eksi v kare bölü 1 eksi v, v birden farklı olduğunu müddetçe bu 1 artı v'ye eşit. Ama v 1'e eşit olursa tanımsız zaten 0 bölü 0 oluyor. V 1'e giderken tüm epsilonlar için, kitapta tüm A1, A2 pozitif, A1, A2'ler için diye anlatmış. Ben tüm epsilonlar, pozitif epsilonlar için diye anlatıyorum. O iki farklı sınır koymayı tercih etmiş kitap. Aynı şey, hiçbir şey farklı diye, aynı tanımları, aynı olayları ben epsilon delta ile anlatıyorum. O A1, A2, B1, B2 ile anlatmış. Hiçbir fark yok, mantığı aynı. Bu takdirde tüm epsilon, seçeceğim tüm pozitif epsilonlar için öyle pozitif delta var mıdır ki
Kitapta da var mıdır ki kim? B1, B2 pozitif, B1, B2 demiş. Yani işte bu V'nin gittiği veya X'in gittiği o şeyin değerin etrafındaki aralığı oluşturmak için delta yerine B1, B2 kullanıyor kitap. Ve yani X diyeceğim şey, yani bağımsız değişken 1'in delta komşuluğunda olması, yani 1 eksi delta, 1 artı delta aralığında olması ve bu aralıkta veya fonksiyon şeyi alırsak, kitabın tanımını alırsak 1 eksi beta bir B1, 1 artı B2 aralığında olması diye, 1 eksi B1, 1 artı B2 aralığında diye kitap anlatmış. Bu takdirde bu gerektirir mi? A'nın şeyin pardon Q'nun yani fonksiyon değerinin V'nin fonksiyon değerinin 2'nin epsilon komşuluğunda olmasını, yani 2 eksi epsilon 2 artı epsilon aralığında olmasını. Veya kitabın anlatımıyla Q'nun 2 eksi A1 2 artı A2 aralığında olmasını. Epsilon yerine A1 A2 kullanıyor kitap. A'nın 2 eksi A1 2 artı A2 arasında olmasını gerektirir mi? Böyle olursa şayet limit G ve işte V 1'e giderken eşit 2'dir. Ama böyle mi değil mi? Nereden görürüz? Şöyle bakarız buna. Yani her epsilon için veya her A1, A2 için bu seçimi yapabileceksem o zaman Q'nun 2 eksi A1, 2 artı A2 aralığında kalmasından V'nin 1 eksi B1, 1 artı B2 aralığında kalmasına geçebilir miyim? Öyle bir şeyler bulabilir miyim? Her bir A1, A2 çifti için pozitif tabii. Öyle bir pozitif B1, B2 çifti bulabilir miyim ki? Ya da her bir epsilon için delta bulabilir miyim ki? Q'nun bu aralıkta kalması V'nin de 1 eksi B1, 1 artı B ya da 1 eksi delta, 1 artı delta aralığında kalmasını sağlasın. Ve bu aralıktaki tüm fonksiyonların yani 1 eksi B1, 1 artı B2 ya da 1 eksi delta, 1 artı delta aralığında kalan tüm x'lerin fonksiyon değeri, tüm v'lerin fonksiyon değeri ve q değerleri de 2 eksi a1, 2 artı a2 arasında kalsın. Acaba bu mümkün mü? Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bir buradan 2 eksi a q'yu bir defa yerine koyalım. Bir defa q v1'e eşit olmadığına göre, v1'e sonsuz küçük yaklaşıp ama eşit olmadığına göre fonksiyonun ben 1 artı v şeklinde alabilirim. Yani burada sadeleştirmeyi yapıp fonksiyonu 1 artı v olarak düşünebilirim q fonksiyonu. Bu takdirde Q'nun 2 eksi A1 2 artı A2 arasında kalması demek 1 artı V'nin 2 eksi A1 2 artı A2 arasında kalması demektir. 2 eksi A1'den büyük 2 artı A2'den küçük olur. İki de her taraftan 1'i çıkarırsam değil mi? 2'den 1 çıktı 1, 1 eksi A1 küçüktür V, V artı 1'den 1 çıktı V kaldı. Buradan da 2 artı A2'den 1 çıktı 1 kaldı 1 artı A2. Dolayısıyla V 1 eksi A1 1 artı A2 aralığında kalır. 1 eksi A1 küçüktür V'den küçüktür 1 artı A2 bulurum. O zaman B1'i A1'e B2'yi de A2'ye eşit seçersem değil mi? Çünkü V bakın 1 eksi A1 1 artı A2 aralığında kaldı böyle yapınca. O takdirde işte B1'i A1 B2'yi de A2'ye eşit seçersem o zaman V'yi işte 1 eksi B1 1 artı B2 aralığında bırakmış olurum. V1'den farklı olmak kaydıyla. Demek ki her bir bana verilen A1, A2 pozitif A1, A2 çifti için yani epsilon için ben pozitif B1, B2 bu A1, A2'ye eşit olarak seçelim bu sınırları. Yani delta eşit epsilon seçmiş olurum dolayısıyla. Aynı şey. Ha, bu takdirde iyi de tamam seçebiliyorum. Peki seçtiğim zaman bunun görüntüsü yani bu aralıktaki 1 eksi B1, 1 artı B2 aralığında kalan V'lerin görüntüsü Q'su 2 eksi A1 2 artı A2 aralığında kalıyor mu bakalım. O takdirde işte bu B1 B2 var mıdır? Vardır tam. V1 eksi delta 1'in delta aralığında kalması Q'lerin bunun Q değerleri nedir? V artı 1'dir. V artı 1'dir. V1'e eşit olmadığı takdirde veya 1'e eşit olursa tanımsızdır. Ondan önceki her yerde bu 1 artı V'ye eşittir. V kendisi 1 eksi 1, 1 artı B2 aralığında kaldığı zaman dolayısıyla 1 eksi A1, 1 artı A2 aralığında kalıyorsa bunlara birer topladığım zaman tersten de o zaman ne elde etmiş olurum?
işte v artı 1'in ya da 1 artı v'nin 2 eksi 2 artı a iki aralığında olmasını veririm. Burada tersten gittim aslında. Yani epsilon aralığından, epsilon komşundan başlayıp delta komşundan doğru gittim ama aslında mantık size tam tersine gidiyor. Yani v'nin 1 eksi b1, 1 artı b2 yani 1 eksi a1, 1 artı a2 aralığında olması 1 artı v'nin 2 eksi a1, 2 artı a2 aralığında olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla da q'nun yani 1 artı v'nin işte 2 eksi a1, 2 artı a2 yani 2'nin epsilon aralığında, epsilon komşunda olmasını sağlıyor. Dolayısıyla da işte ben işte göstermek istediğim de buydu. Koordinat demonstrandım buraya da QED'yi koydum. Dolayısıyla göstermek istediğiniz de buydu. Gerçekten de kalıyormuş. Peki bir de ters örnek yapalım. Acaba V1'e giderken bu fonksiyonun limiti 3 olabilir mi? Öyle bir şey yapsam. Mesela limit 3'ü 3 olarak varsaysam. Bu takdirde bunu kanıtlayabilir miyim? Bakalım. Dolayısıyla limiti 3 demek ne demek? Yine a1, a2, b1, b2 pozitif olacak. Yani epsilon delta pozitif olacak. 3 eksi a1, 3 artı a2 aralığında fonksiyonun kalması. Ne demek? 1 artı v, tabii v1'e eşit olmadığı için fonksiyonun yine sadeleştirip 1 eksi v2, 1 artı bir şey 1 eksi v kare 1 eksi v fonksiyonu sadeleştirip 1 artı v gibi alabilirim fonksiyonu. Bu 1 artı v'nin 3 eksi a1, 3 artı a2 aralığında kalmasını gerektirecek. Bu böyle olması lazım. Yine her taraftan 1'i çıkarırım. Burası 2 eksi a1 küçük v küçük 2 artı a2 kalır. Güzel. Peki. O zaman buradan 2 eksi a1'yi 2 eksi a1 2 artı a2 aralığında bırakabilmek için b1'i a1 eksi 1 b2'yi de a2 artı 1 olarak seçeyim. Yani ne demek bu? B1 A1 eksi 1 ise burası A1 eksi 1 yani 1 eksi B1 oluyor burası. 2 eksi A1. 2 artı A2 de A2 artı 1 artı 1 1 artı B2 oluyor. Dolayısıyla V'yi 1 eksi B1 1 artı B2 aralığında bırakmış oluyorum. Tamam. Yani fonksiyon diyelim benim 1 artı V 3 eksi A1 3 artı A2 aralığında kalırken V'nin kendisi 1 eksi B1, 1 artı B2 aralığında kalabiliyor. Şayet ki B1'e A1 eksi 1, B2 A2 artı 1 seçersem. Peki ama A1 A2'yi çok mesela 0,1 seçeyim. A1 A2'yi istediğim gibi seçebilmem lazım ya. O takdirde 2 eksi A1, 2 artı A2 ne oluyor? 1,9 ile 2 virgül oluyor bu. Yani ne oluyor? Benim 3 değerim bu aralıkta kalmıyor. Yani şey yaparsam ne derler? Yani 2 eksi A1, 2 artı A2 aralığı 1,9, 2,1 aralığı ediyor. V'yi şey seçtiğim zaman yani B1'i A1 eksi 1, V2'yi de A2 artı 1 seçtiğim zaman V'yi gerçekten bir şeyine götürebiliyorum. Pardon yanlış söyledim daha doğrusu. 2 eksi A1 yani daha doğrusu 1 artı V'yi 3 eksi A1, 3 artı A2 aralığında bıraktığım zaman şöyle diyelim. 1 artı V'yi 3 eksi A1, 3 artı A2 aralığında bıraktığım zaman yani 3'ten 0,1 çıkınca 2,9'a 3,1 aralığında bıraktığım zaman fonksiyon değerini. Buna karşılık V'nin 2 eksi A1, 2 artı A2 yani 1,9, 2,1 aralığında kalıyor. Ama 1, V'nin gitmesi gereken 1 noktası bunun içinde değil, bunun dışında kalıyor. Dolayısıyla ya V1'e giderken 1 artı V, 3 eksi A1, 3 artı A2 aralığında kalmıyor. Ya da bu aralıkta kalabilmesi için V'yi 2'ye götürmem lazım. 1'e götürürsem fonksiyon değerini bu 3 eksi A1, 3 artı A2 aralığında bırakamıyorum. Yok epsilonu öyle seçersem ki yani daha küçük işte 0,1 seçersem ki 1 artı V 3 eksi A1, 3 artı A2 aralığında kalsın. O takdirde V kendisine karşılık gelen 1 eksi B1, 1 artı B2 aralığında kalmıyor.
Yani ne oluyor? Ve 1'e gidemiyor o zaman. Bir noktası onun gitmesi gereken hedef değer 1,9, 2,1'in dışında kalıyor. Dolayısıyla da bir taraftan işte fonksiyon değeri o oluşturduğum dikdörtgenin dışında kalıyor demektir. V'yi 1'e götürürsem fonksiyon değeri 3 eksi A1, 3 artı A2'nin arasında kalmaz. Yok V'yi 2'ye götürürsem ancak kalabilir. Dolayısıyla da V1'e giderken fonksiyonun limiti 3 değildir. Buradan da bunu görmüş oluyoruz. İşte bu da ters örnek. Evet, bugünkü ders bu kadar. Yoğun, az slide, 4 slide'ımız vardı ama çok yoğun ve çok soyuttu biliyorum. Ve hepimiz de zamanında böyle olduk. İlk seferinde anlamsız zor kavramlar ama biraz çalışırsanız da imkansız değil. Dediğim gibi sizi oyunda bir seviye yukarı götürecek şey bu. Teşekkür ederim. Kaydı durduruyorum şimdi.